Online Soccer Manager'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe İstanbul Başakşehir maçını simüle ediyoruz. Bu maç 11 Haziran'da oynanacak. Ben de şu anda bu videoyu çekiyorum. Bakalım maçı kim kazanacak? Kadrolarda herhangi bir oynama yok. Tamamıyla kendi kadrolu bıraktık. Transfer yapmadık. Kendisi yan hesabı, kardeşimin hesabı, o yüzden hiçbir şekilde Başakşehir kadrosuna da dokunulmadı. Ben de dokunmadım. Sadece birkaç kere antrenman yaptık. Onun dışında her şey aynı, o yüzden tam bir simüle olacak. Bakalım gerçek hayattaki finalle skor aynı olacak mı? Sizlerden de bu maç, bu video için aşağı yorumlara tahmin istiyorum. Bu videoyu büyük bir ihtimalle 8, 9, 10 Haziran gibi gelecektir tahminimce. Yani finalden önce oynanacak. O yüzden yorumlara bekliyorum. Bence, tahminimce Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazanacak arkadaşlar. Ben de Fenerbahçeliyim. Sizler hangi takımsınız? Yorumlara bekliyorum. Fazla uzatmıyorum. Bakalım simülasyonumuzu kim kazanacak? Haydi bakalım. Maçı başlata bastık. Güzel bir maç olsun. Joshua King ve Rossi. 4-4-2 oynuyorum. Rossi ve King ile başladım forvet hattında. Dakikalar 2. Diego Rossi kaçırdı. Evet. İlk pozisyon Fenerbahçe'den geldi. Dakika 2 Diego Rossi. Crespo'ya gidiyor Fenerbahçe. Ceza sahasına güzel bir orta. Joshua King topa dokunması gerekiyor. Joshua King güzel denedi ama direğin dibinden asfaltla üçten dışarı. Evet, Başakşehir bu sefer tehlikeli atak. Dakikalar 8. Bol pozisyonlu başladı maç. Serdar Güler kaçtı. İnanılmaz gibi değil. Direkten döndü Serdar Güler'in şutu. Orada Fenerbahçe ben yönettiğim uçum gibi değil de normal spiker gibi anlatmaya çalışıyorum. Yani tarafsızım gibi düşün. Fenerbahçe Alioski ile topu harika bir şekilde topu kazandı. İleri yolladı. Alioski ileri yolladı. Gol geldi. Dakika 23. William Arao attı. Muhteşem bir şut. Ama bir dakika in. Vardan bir uyarı geldi. Ve görüşe göre faul var ve karar iptal. Vardan geri döndü var onun golü. Ve 1-2 dakika sonra penaltı Fenerbahçe lehine. Dakika 25. Joshua King 1-0 oldu tekrardan. King harika bitirdi. Rahat bir penaltı vuruşu. Ve durum 1-0. Zira Türkiye Kupası finalinde. Lima ile geliyordu Galatasaray'dan çıktı ya. İstanbul Başakşehir. Attı pasını atan Yanuzay'a. Yanuzay kaçtı. Güzel bir kurtarış. Kaleci Altay'dan Yanuzay'ın şutunda. İlk yarıda Fenerbahçe'nin daha fazla üstün bulduğu bir ilk yarıda geçiyor derken Ferdi Kadıoğlu bu sefer ileri Rossi'ye. Rossi bakalım bu sefer atabilecek mi? Dakika 44. Rossi kaçırdı. Az farkla direğin hemen dışarıya. Ve ilk yarı 1-0'lık Joshua King'in penaltı golüyle 1-0 sonlanıyor. İlk yarıda bir de 23'te William Arao'nun golü Vardan geri çekildi biliyorsunuz. Bakalım ikinci yarıda skorda herhangi bir değişiklik olacak mı? İlk yarının hakimi Fenerbahçe diyebiliriz finalde. Ve başladı ikinci yarı. İkinci yarıda Fenerbahçe başlıyor. Güzel bir atak. Joshua King'le geliyorlar. Joshua King! Joshua King hem kendisinin hem de takımının ikinci golü. Harika bir voley vuruşu. Bravo Joshua King diyoruz. Güzel bir gol. Rossi'den asist. Alioski 56 sarı kart. Joshua King yine top önünde buldu. Yine geliyor Joshua King. Bugün çok istekli. 57 Joshua King. 3 oldu. Hat-trick Joshua King'ten. İnanılmaz bir final çıkıyor şu anda. Joshua King şov yapıyor tek başına. 59 2 dakika sonra attan Yanuzay'dan 3-1. Başakşehir tekrar ümitlenebilecek mi bakalım? Bunu göreceğiz. Adnan Yanuzay'da Başakşehir'de gerçekten tek başına ileride çabalamaya çalışıyor. 64 Adnan Yanuzay kaçtı. Frikik top Arda Güler'in ellerinde. Haydi Arda diyoruz. Arda Güler kaçtı. 65 Arda Güler'in friki. Asfaltla direği dibinden dışarı. Ve Zayiç tehlikeli bir sıkıntılı bir durum. Ve kenara geldi. İsmail Yüksek'le zorunlu bir değişiklik. Artık son dakikalara doğru gidiyoruz. Dakikalar 80'e buluyor. Canva Yanuzay sarı kartı gördü. Okaka çıkıyor. Şiş giriyor.
Ve zira Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe diyor. 3-1'li galibiyet. Joshua King'in hat-trick'i. Arao'nun iki arası sayılmayan bir golü vardı. Başakşehir'de ise Adnan Yanuzay forvette tek başına bir şeyler yapmaya çalıştı ama yeterli olmadı. Takım olarak birçok şans yakaladılar ve galibiyeti hak ettiler. Evet, güzel bir galibiyetti. Rossi'den bir asist geldi. Ama güzel bir galibiyet. Ve tebrikler Fenerbahçe diyoruz. Ben de skor tahminim tutmadı. Burada tutabilirdi az da. Gelelim istatistiklere bir göz atalım arkadaşlar. Evet. Joshua King 25'te 1-0 penaltı golü. İkinci yarıda hızlı giriş yaptı. 48 Joshua King. 57 Arano Asit'e Joshua King hat-trick yaptı. 2 dakika sonra da Adnan Yanuzay'ın golü. 59-2-1. 3-1. 66 Zahit'in sakatlı. Gerek alan dakikalarda gol sayısı çıkmadı. 13-6 şut. Maçın mutlak hakimi Fenerbahçe diyebiliriz. 8 korner, 6 korner. 63-37 top oynayan oranlarda üstünlük sağlandığı gözüküyor. Volkan Babacan bugün yetersiz kaldı. Joshua King hat-trick ile finale damga vurdu diyebiliriz. Evet, anlatabileceğimiz başka bir şey kalmadı ve şampiyon Fenerbahçe oluyor arkadaşlar. Tebrikler diyoruz. Evet, şöyle bir ekran görüntüsü almam lazım. Şuradan ben bir ekran görüntüsü alayım arkadaşlar. Evet. Devama basıyoruz ve 3 coin alıyor. Transfer yapmamak için bedavadan 3 coin gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Buradan en azından şeylerimizi topladık. Coin şey. Becerilerimizi topladık. 1000 puan diyeyim. XP. Aynen. Evet. Anlatabileceğim başka bir şey kalmadı. Ya size kadro göstereyim dediğim gibi. Fenerbahçe kadrosunu bu şekilde dizmiştim. 4-4-2. Burada işte Zayiş vardı. Sakatlamış üzerine. 4-4-2 herhangi bir taktikte herhangi bir değişiklik yok. Dediğim gibi sadece bu şeylere bastık. Antrenmanlara bastık. Başka herhangi bir şey yok. Dediğim gibi Başakşehir'e de baktığımızda görüyorsunuz 76 milyon kadro değeri. Ses çok fazla değil umarım. Arda Güler diyecek, Serdar Gürler, geri kalan hepsi aynı dediğim gibi arkadaşlar. Güzel bir final simülasyonu yaptık. 3-1 bitti. Bakalım bizim simülasyon mu doğru bilecek? Benim tahminim mi veya sizlerin tahminlerinizden doğru bilenler olacak mı? Bunu göreceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve görüşmek üzere.